Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi Sinan'la yazışmalarınızı Twitter'dan takip ediyorum. Sinan benim canımın içi. Canımın içi. O kadar çok severim ki. Ne güzel. Ve çok özlüyorum. Değil mi, Kıbrıslı olduğu için? Evet. Evet. Şimdi biz sizin hayatınızın Google bilgileriyle ufak bir belgeselini yaptık. Biliyorsunuz bu Google bilgileri arada hatalı oluyor. Çoğunlukla. Tabii. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve bunun doğrusunu bize anlatın. Tamam. Ya da evet, bunu böyle yaptım ama size hesap mı vereceğim? Canım böyle istedi, bundan yaptım diye bize anlatın. Tamam, peki. Buyurun. Anlaştık. İyi seyirler. Hadi bakalım. ...1991 kışı. Biz bugün Ayşenil Şamlıoğlu'nu tanımamızda, bayıla bayıla izlememizde, güçlü ve mühim iki kadının iki konuşmasına çok şey borçluyuz. Hikayemizi anlatmaya, onlara peşin peşin teşekkür ederek başlayalım. İlk konuşma, yıl 1981. ODTÜ Mimarlık Bölümünün unutulmaz hocalarından Jale Erzen, öğrencilerinden birini karşısına almış, nasihat etmektedir. Bu okulu kazananların sadece üçte birinin isteyerek geldiğini, geri kalanının kaderine boyun eğdiğini söyler. Ve onu dikkatle dinleyen öğrencisinin belki de kaderini değiştiren cümleyi kurar. Bu okulu bırak. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Çünkü yapmazsan dünyanın en mutsuz mimarı olacaksın. Artık 25 yaşına gelmiş olan ve kişisel tarihinde birden fazla okul bırakma hadisesi bulunan Ayşenil, bu konuşmanın da verdiği güçle hemen bırakır ODTÜ mimarlığı. Üstelik 3. sınıfı bitirmiş olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden ve Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümüne girer. Yani neticede bir mimarlık hocası Türk tiyatrosuna farkında olmadan büyük damga vurmuştur. Ayşenil Şamlıoğlu'nun kaynayan kanının doğru mecrada akmasını sağlayarak. Bir durabilir miyiz? Hiç pişman oldunuz mu Ayşenil? Asla. Örneğin tiyatro insanı çok zorlayan bir sanat dalı. Çok zor anlardan geçebilirsiniz. En zor günümde bile bir an böyle durup iyi ki bu işi yapıyorum. İyi ki bu kararı aldım dedim. Yani hep böyle dedim ama. Çünkü oradaki mutluluk bambaşka. Çünkü ODTÜ gibi bir yeri kazanmışsınız. Bir de 3. sınıfa kadar gelmişsiniz. Evet. 3. sınıfı bitirdim. Yarısı bir sene kalmış. Bir sene kalmış. Hiç anneniz babanız ne oluyor kızım, delirdin mi demediler mi? Babam şunu dedi. Bu kadar mutsuz olduğum bir bölümde niye bu kadar uzun okudun dedi. Daha önce yapsaydın bunu, daha önce gitseydin konservatuara. Yani senin mutsuz olman ve sevmeyerek, istemeyerek okuman beni üzer dedi. Ne uygar adammış. Öyleydi. Öyleydi canımın içi. Daha okul bırakması da ünlü diyor. Daha da önce de bıraktıklarınız var demek ki. Evet, tabii ki. Tabii ki diye. Çok normal bir şey. Basın yayın hakla ilişkiler İstanbul. Ama onda da babam Frankfurt Maliye Ekonomi Müşaviri olarak tayin edildi. Bütün aile gidiyor. Ben de geleceğim dedim. Ha. Babam da böyle yaptı. Tam bir Atatürk devri şeysi, bürokrat. O zaman git dedi, kaydını sil okuldan. Senin yerine bir başka öğrenci girsin dedi. Ben de gittim, çat diye kaydımı sildim. Atladım Frankfurt'a, gittim aileyle. Ya sonra girdiğimde mesela bir dahaki sınavda başaramayabilirdim. Evet. Ne cesaret. Vallahi. Zaten bütün hayatım böyle saçma sapan, ya ani verilmiş kararlarla. Gözü kara, deli kararlar. Öyle gitti yani. Ne güzelmiş. Buyurunuz. Şamlıoğlu'nu sahneye taşıyan uzun macera 20 Mart 1956'da İstanbul Ortaköy'de başlar. İlkokul öğretmeni Nezahat Hanım'la Sayıştay 1. Daire Başkanlığı da yapmış olan maliyeci Servet Bey'in ilk çocuğudur. Aileye daha sonra bir kız, bir de erkek bebek katılacaktır. Muhtemelen bugünlerde doğsaydı Ayşenil için dedesinin proje çocuğu denecekti. Kurtuluş Savaşı komutanlarından veteriner hekim Aziz Göktekin'in etkisiyle 12'sine geldiğinde Tolstoy'lar, Balzak'lar okuyan, Farsça şiirleri Türkçe'ye çeviren bir kız oldu. Doğru. Oo, 12 yaşında. Doğru.
Çünkü hatta 12 yaşından da önce başladı. Dedem Selanik Üniversitesi mezunu bir veteriner hekimdi. Ve birden fazla dil. O zaman Osmanlı aydınları öyleler. Fransızca, Rusça, işte Almanca, yani otomatikman biliyorlar bunları. Aynı zamanda Çerkez, Abbas, Abazaca, Çerkezce konuşuyor falan. Ve tabii ki Osmanlıca, Türkçe ve otomatikman Farsça. Bütün bunların ortasında onun çok büyük bir kütüphanesi vardı. Her yazarı kendi dilinden okuyan bir adamdı. Vay. Evet. Ne keyifli bir şeymiş. Çok büyük güzel. Lüks. Çok 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 harika bir şey. Ve torunların arasında beni seçip proje torunu olarak benim önüme kitapları koyardı. Yani Dostoyevski ben okuduğumda 9 yaşındaydım. Okuduktan sonra okumakla kalmıyorsun. Yani bir yere kadar, bir yerden sonra anlamadığım yerler var hiç şüphesiz. Karşısına alıp şimdi burada neyi anlattı sence diye başlar. Ve ben yarım yamalak benim aklımda kalanla bir şeyler söylerim. O onu açar. Neyi ne zaman nerede yazmış, ne adına yapmış falan. 12 yaşıma geldiğimde ben aslında bütün dünya klasiklerini, işte şeyleri hani basılı olan, Türkçe basılı olanların hepsini okuyup bitirmiştim. Ayşen Hanım, bu kadar proje olunca insanın ileride canı sıkılmıyor mu? Ya sıkılmıyorsunuz çünkü dünya edebiyatı giderek gelişerek devam ediyor. Bir de hani Türkçe'de o zamanlar yazılmamış olanlar, çevrilmemiş olanlar, yazılmamış olanlar demeyelim. Çevrilmemiş olan bir sürü eserle buluşuyorsunuz. Bir de sonra bazı ilgi alanları da değişiyor. Daha şeye mesleki anlamda okumalara, işte felsefeye kafayı takıp sosyoloji, psikoloji, yani meslek gereği bütün bunlara hakim olmamız evet. gerekiyor. O zaman okuyup alanları değişiyor. Evet. Ama şeydeydim, ilkokulu yeni bitirmiş durumdayım. Böyle hani öğretmenler odasına edebiyat hocası beni götürdü ortaokulda. Şimdi Ayşenliciğim okuyalım bakalım şu Farsça şiiri. Nef'iden bir şiir. Okuyup bunun bize tercümesini yapar mısın? Ben hemen süratle o şiir ne zaman yazıldı, ne yazıldı? Bunun tercümesi nedir? Ben bütün bunlara bacak kadar şey, yaratık gibi beni alırlardı. Hadi bakalım bir de bize şunu oku, bunun da bir tercümesini yap derlerdi. Vay. Ben hepsini güzelce tercüme ederdim. O yüzden de böyle eski Türkçe bilgim falan hala da şeydir. Divan edebiyatına çok hakimsiniz hakimimdir. Yani. Hakimimdir, evet, evet. Ben de hiç değilimdir, buyurun. Okumayı o kadar çok sever ki yanlış bir şey yaptığında ona kitap okumama cezası verir. Bir yandan da tiyatroya evet. müthiş ilgisi vardır. Bunda da anne babasıyla gittikleri oyunların ya da sirk gibi gösterilerin etkisi vardır elbet. Ama onu en çok alıp... evet... Evet, evet. Yani babam şöyle dedi. Genç bir adam var, çok başarılı bir oyuncu. Onun oyununu izlemeye gideceğiz dedi. Genç Erkal. Oturdum, seyrettim ve o kadar çok etkisi altında kaldım ki eve geldim. Aklımda kaldığı kadarıyla her gün oyunu oynuyorum. En çok etkilendiğim de o divanın yatağın altına saklandı. Böyle büzülüp oynuyorum. Hemen kendi yatağımın altına giriyorum. Orada bir şeyler yapıyorum. O kadar eminim ki kendimden. Şahane oynadığıma dair. Sonunda bir gün bir haber çıktı. İşte bir oyunu tekrar tekrar oynadığı için çok yorulan ve rahatsızlanan şey Genco Erkal. Efendim oyuna ara vererek tedavi ediliyor. Hastaneye yattı. Biraz da bir süslü bir şey o. Ben bunu bir okudum. Paniğe kapıldım. Kimse bilmiyor. Ben de her gün oynuyorum. Allah'ım hasta. Ben de hastalanacak mıyım diye. Hastalanacağım diye beni bir korku alsın. Derhal oynamayı bıraktım. Hemen bıraktım. Sonra seneler sonra tabii oyuncu olduktan sonra Genco'ya anlattım. Ben çok korktuydum. Çok hastalanacağım. Güzel hikaye. Canım Genco bir tanem. Buyurunuz. Onun muhteşem Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu Ayşenil'in zihnine yerleşir. Erkal'ın yatağın altına girdiği sahneyi evde neredeyse her gece kendi başına canlandırır. Hatta o günlerde gazetede gördüğü Genco Erkal oyun yüzünden rahatsızlandı haberini okuyunca çok endişelenir.
Sonuçta o da her gece kendi çapında oynamaktadır. Belki de bu oyun onu da hasta edecektir. Ortaokul yıllarındaysa Üsküdar'da oturdukları binanın arka bahçesine açık hava sineması kurulur. Ayşenil her gece iki film izler orada. Ve yine replikleri ezberler, sahneleri canlandırır. Bu tutku onu lisede 60 yaşında bir kadın rolünde çıktığı bir oyuna kadar götürür. Kireçli Bahçe. Kireçli Bahçe. Kireçli Bahçe. Öğretmenimiz de Olcay Küçükömer, İdris Küçükömer'in eşiydi. Vay. Ve özellikle Ömer Bey'in İngiliz tiyatrosuna merakı nedeniyle Kireçli Bahçe gibi çok ağır da bir oyundur. Yani orada 64 yaşında İngiliz Lady Miss Mom'u oynadıydım. İnanılır gibi bir şey değil. Yani o yaşta onu nasıl... Yani hatta o da yani Allah rahmet eylesin. Bu laflara da bayılıyorum bu arada. Abdi İpekçi oyunu izlemişti. Liseler arası yarışmada zaten birinci olmuştuk. O oyunu yazdıydı kendi köşesinde ve benim için de bu yaşta böyle bir ileri yaştaki Lady'yi böyle oynaması şaşırtıcı diye. Hakkınıza ben... çıkan ilk yazı belki de. Evet. ne şanslısınız ya, ki Abdi İpekçi yazmış. Ya. Müthiş bir şey, müthiş. Buyurunuz. Sahne aşkı büyüktür büyük olmasına da ailesinin daha günlük endişeleri vardır. Pek çok kişi gibi onlar da tiyatroya sağlam bir iş olarak bakmaya alışamamıştır. Babasının üniversiteyi oku, mesleğin olsun, üstüne konservatuara gidersin demesi üzerine Ayşenil İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine başlar. Epey de sever aslında. Araştırma, meseleleri kurcalama, insanlara faydalı olma hissi ona iyi gelir. Hatta bir yıl kadar Anadolu Ajansı'nda çalışır. Fakat bir süre sonra babası diplomatik görevle yurt dışına tayin olur. Ayşenil de onun yanına gitmek ister. Babasının ancak kaydını okuldan sildirirsen olur, başka bir öğrencinin hakkını yiyemezsin demesiyle Ayşenil'in okuldan ayrılması arasında o kadar kısa bir vakit vardır ki inanamazsınız. Frankfurt'taki günlerinde hem dil öğrenir hem de amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katılır. Türkiye'ye dönüşte ise yeniden üniversite sınavına girmesi gerekmektedir. Yine tercih listesini baştan aşağı gazetecilik bölümleriyle doldurmuşken annesinin önerisiyle ilk sıraya ODTÜ mimarlığı ya annem çok şekerdi. Ya dedi sen çok iyi resim yapan biriydin. Yani hep öyle oldum. Sen niye dedi bu kadar resim yapmayı seven birisin? Niye dedi resimle ilintili bir bölüm yazmıyorsun? Ne yazmamı istiyorsun dedim. Mesela dedi mimarlık. Aa dedim seni mi kıracak? Kıracağım dedim. Al dedim ODTÜ mimarlık en başa. Hani hayatımın her köşesi böyle ani kararlar dediğim o. En başa onu yazdım. Nasıl olsa tutmaz dedim. Altı basın yayın. Ve ODTÜ geldi. Benim gibi. Ben de babam yüzünden hukuk yazdım. Nasıl olsa kazanamam dedim. Kazandım. Kazandım. Çok acayip bir şey. Ay sonra da şöyle oluyor insan. Yani o kadar çok bravo. ODTÜ mü kazandın? Bu böyle şeyler olunca da ne yapıyorsun? Her zaman idealim ODTÜ'de mimarlık okumaktı falan. Yalan. O kadar çok alkışlanıyorum ki kendi kendime havaya girdim. Ne alakası var? Ben de öyle diyordum. İsteyerek girdim diye. Yalan. Tabii. Buyurun. Sonuçlar gelir. Ayşenil ODTÜ'yü kazanmıştır. Tam da hikayenin başında Jale Erzen'in söylediği aile teşvikiyle gelmiş bir mutsuz mimar adayıdır. Neyse ki onun hayatı farklı ilerleyecek, yine bir okul değişikliğiyle ilk göz ağrısı tiyatronun eğitimini alabilecektir. 1982'de Hacettepe'de konservatuarı bitirdikten sonra Adana Devlet Tiyatrosu'na girer. Aynı yıl Tarık Buğra'nın Ayakta Durmak İstiyorum'uyla ilk profesyonel oyunu için sahnededir. Bu oyunda sahneyi paylaştığı isimlerden biriyle ileride hayatı da paylaşır. Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden birine mensup olan oyuncu Rahmi... İleride değil, evlenmiştik. Ha öyle mi? Tabii, evlenmiştik Rahmi'yle. Öyle gittik yani. Ha. Rahmi benim yüzümden gelmiş oldu. Adana'ya. Adana'ya tabii. Yoksa o Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosundaydı. Sizin tayin oraya çıkınca o da eş durumundan oraya geldi. Eş durumundan. Buyurunuz.
1984'te bu evlilikten Tuna adındaki oğlu dünyaya gelecektir. Çift bir süre sonra boşanır. Şamlıoğlu Adana sonrası Ankara'ya geçer. Bu, onun bir tiyatro insanı olarak olgunlaştığı dönemdir aynı zamanda. 1984'ten itibaren pek çok eserde hem oyuncu hem de reji asistanı olarak görev yapar. Hacettepe'de tiyatro dersleri verir. 1995'teki Ben Feuerbach'la yönetmen de olacaktır. Ama ondan bir süre önce hayatının akışını değiştiren ikinci konuşmaya gelmiştir sıra. 1993'te oyuncu kadrosunu Ankaralı tiyatrocuların oluşturacağı günlük bir TRT dizisinin hazırlıkları yapılmaktadır. Ekip çok kuvvetlidir. Beyhan Saran, Baykal Saran, Melek Baykal, Güven Hokna, Hatice Aslan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Şahap Sayılgan diye uzar gider. Senaryoda Cadaloz Meftune olarak anılan karakter içinde Ayşenil Şamlıoğlu düşünülür. Ama onun niyeti yoktur. Ya bu şimdi ben çok tiyatro delisi bir oyuncuydum. Dolayısıyla ne seslendirme yapmak isterdim, ne dizi film falan katiyen derdim. Yani çünkü sizi bir karakter olarak diyelim ki işte Meftune. Beni Meftune olarak tanıdıktan sonra ben sahneye çıkıp da X başka karakteri oynadım. İkna edemem seyirciyi. İkna edemem seyirciyi. Onun telaşına kapılıyordum. Dolayısıyla hep reddediyorum. Sonra bu çalışmada başlamış durumda Melek Baykal böyle dedi bana. Kız dedi ne kabul etmiyorsun? Zaten dedi, elinde dedim bir çocuğun dedi. Bütün masrafları senin üstünde. Ve orada çünkü boşanmış durumdayız. Fena mı dedi yani çocuğun okul parası çıkar vesaire olur. Saçmalama ayrıca dedi sabah çok erken saat. Ne yani dedi kim seyredecek seni dedi. Kendi kendime hani öğlene doğru uyanma alışkanlığı olan ben. Hani Türkiye Cumhuriyeti'ni benim gibi zannettiğim için hakikaten sabah sabah kim seyredecek dedim. Bir hafta sonra anladım ki herkes seyrediyor. Sokaktaki reaksiyonlarda. Feride Hanımlar da ne star çıkarmış Ayşe. Çok. Bir de o dönemde rastlanmayacak kadar hızlı oynanan bir işti. Ha. Yani o çok önemliydi. Ağır aksak bir ritmi yoktu. Son derece tempolu oynanıyordu ve yaşamda hepimizin çok iyi tanıdığı, sağımızda solumuzda görmeye alışık olduğumuz bir takım insanlar bir arada aileyi oluşturuyordu. Dolayısıyla herkes kendinden bir parçayı buluyordu orada. Ve çok sevildi. Hele hele çocuklar mesela kahvaltılarını sabah bizimle yapıyorlarmış. O dönemde öyle deniliyordu. Bugün hala belli bir yaşta beni gördüğü anda sevgiyle bakan biri varsa ben hemen diyorum kahvaltını benimle mi yapıyordun diyor. Evet yapıyorlar gerçekten. Çok hızlı hareket ettiği için mesela reklamlar ve çizgi filmlerde de çocuk böyle kalır ya. O çok hızlı gidiş karşısında... Çocuklar böyle ağzını açmış bizi seyrederlerken yemek ağızlarına veriliyordu kahvaltılar. Çok acayip bir işmiş o. Çok. Buraya gelen starların çoğu vallahi Feride Hanımlardan çıkma. Buyurun. Evet. Televizyonun getireceği şöhretin tiyatroculuğunu zedeleyeceğine inanacak kadar... Zaten bunları anlatıyormuşsunuz. her şeyden haberiniz var. Buyurunuz. Geleneksel bir tavrı vardır. Devreye Melek Baykal girer ve Şamlıoğlu'yla ikinci önemli konuşmayı yapar. Artık 9 yaşına gelen oğlu Tuna'nın okul masraflarından girer, sabahın 8'inde yayınlanacak 12 dakikalık diziyle kimsenin ünlü olamayacağından çıkar. Şamlıoğlu ikna olur. Artık Ferhunde Hanım ve kızlarının meftunesidir. Ve dizi 9 yıl, 1069 bölüm sürer. Kimse tanımaz diye girdiği Ferhunde Hanımlar 1069 bölüm sürer. Melek Hanım'ın da öngörüsü olağanüstüymüş yalnız. Ya kendi kendime dedim ki sonunda ya bununla herhalde emekli olacağım dedim. Ya çünkü öyle bir zaman ki bir süre sonra zaten biz şey diyorduk. Ya siz bize konu başlığını verin. Herkes yani oynuyor. Mevzum, oynarız. Çünkü o kadar iyi tanıyoruz ki artık karakterleri. Bırak tamam şu ortaya böyle bir şey anlatın bize değil. Hep biz konuşuruz yani. Oynarız anında. Doğaçlamaya döndü. Doğaçlama. Buyurunuz. Ama bir an bile pişman olmaz Şamlıoğlu. Çünkü hem para kazanmış hem de mesleğinde önemli bir eşik atlamıştır. Oynadığı hafif çatlak Meftune'ye de... Aşık olmuştur zaten. Çok. Çok sevdim ben bu kadını. Değil mi? O kadar çok sevdim ki. Yani gerçekten meslekte en çok sevdiğimdir hala.
Aklınızda hep o var. Evet, evet. Çünkü çok duyarlı tarafları da yani hem bir yandan çatladık ama öbür yandan da annesiyle olan ilişkisinde falan çok duyarlı. İşte sevgi sevdiği zaman işte aşık olduğu şoför sevgilisiyle, kocasıyla olan aşkı bir başka duyarlı falan. Yani bir sürü duyguyu yaşayabildiğin çok sıcacık bir kimlik o. Dolayısıyla çok severek oynadım. Hala da çok severim. Buyurunuz. Bugün bunca yıl ve bunca karakterin ardından hala en önemli işi olarak Ferhunde Hanımları sayar. Gerçekten de kariyerinin muhtemelen en önemli adımıdır bu dizi. Ama tabii ki sonuncu olmayacaktır. 2000'den itibaren yine uzun soluklu günlük dizi Bizim Evin Hallerinde oynar. Böylece her gün evlerimize girme alışkanlığını sürdürür. Tabii ilk heyecanını da ihmal etmeden... Adana, Ankara, Antalya, Sivas Devlet Tiyatroları'yla oyunlar koyar. Bunlardan Pazartesi Perşembe ile pek çok ödül kazanır. Özellikle yönetmen olarak çok büyüdüğü yıllardır bunlar. Nitekim yönetmenliği hayatından hiç çıkarmayacak ama tiyatro oyunculuğuna uzun bir ara verecektir. 1999'da Hayatımın Rolü diye anlattığı, Cudana'yı oynadığı Geyikler Lanetler'den sonra 14 yıl sahneye çıkmaz. Oyun Şamlıoğlu'nun hayattaki en yakın dostlarından biri olan... Şimdi burada bu oyun benim için... Acaba bunu da anlattınız buyurun mı? Buyurun siz. Ha? Buyurun buyurun. Çünkü ben o zaman ODTÜ'deyim. Murat Han da yeni evlenmişim. Öğrenciyken evlendiydik çünkü Rahmi'yle. Murat Han'la da karşılıklı oturuyoruz. İki apartmanda. Şeyde. Ankara'da. Ankara'da tabii. Murat Han Bey'in Ankara'da yaşadığını bilmiyordum. Aa tabii. Hatta dil tarihi mezunudur. Sonrasında da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg olarak başlamıştır Murat Han. Dolayısıyla biz böyle karşılıklı Murat Han seslenir, pencereyi açıp hadi gel çayı koydum der. Giderim. Yeni yazdığı bir şeyleri okur. Cudana'dan söz etmeye başladığında ben böyle çok heyecanlanıp ya bu film olmalı diye düşünmüşümdür. Hatta şöyle dedi, şimdi bir oyun yazıyorum. Öyle bir rol ki dünya tiyatro tarihinde böyle bir kadın rolü kolay kolay yazılmamıştır. Ama bunu oynayacaktan da intikamımı alıyorum. Geliyor ve oyunda en çok yorulduğu anda başına gelmeyen kalmayacak. Gözleri mi oyulmayacak, Rahmi Çalılar'la mı ovulmayacak. Bütün bunları yaşadıktan sonra en yorgun düştüğü anda da oyuncu olarak 9 lanet oynayacak ki oyunu oynayabilirsen. Ben de çok güldüydüm. Ve aradan seneler geçip, şimdi ben o sırada ODTÜ'de mimarlık öğrencisiyim. Aradan bunca yıl geçtikten sonra... Rol bana verildiğinde ki Antalya Devlet Tiyatrosu'na konuk gittim. Telefonu açtım Murat Han'a. Bil bakalım dedim kim oynuyor Cudana'yı. Yani yıllar sonra gerçekleşti bu. Ve Geyikler Lanetler iki defa sahnelendi. Bir tanesi Antalya Devlet Tiyatrosu'nda, bir tanesi de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve aynı reji ekibi. Mustafa Avgıran'ın rejisiyle ama bambaşka iki reji. Her ikisinde de Cudana'yı ben oynadım. Oo. Beş yıllar el. Ne güzelmiş, buyurunuz. İki kere sahnelenmiş, Şamlıoğlu ikisinde de başrol oynamıştır. Bu da hayattaki en büyük mutluluklarından biridir. Tiyatroda olmasa da bu süre boyunca onu dizilerde ve sinemada izlemeye devam ederiz. Merakımdan soracağım, niye 14 yıl çıkmadınız bir daha? Çünkü devamlı oyun yönettim. Ha. Ve bölgelerde falan da oyun yönettim. Siz bir ara şehir tiyatrosunda yönetmediniz mi? Yönettim. Bir de o devreye girdi zaten sonrasında. Hatta devlet tiyatrosundan emekliliğimi istedim. Ve çok erken bir emeklilik isteğiydi bu. Bir takım sorunlar olduğu için. Yani oyunlarınız çok başarılı bir oyun. Oyun kaldırılıyor falan 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 derken geliverdiler. Bir de oğlum yurt dışında okuyacak. Tamam dedim ben emekli oluyorum. Emekli ikramiyemi de oğluma veriyorum. Böyle bir kararla emekliliğimi aldım. Hatta şeyde Cunda Adası'nda bir de diziye başladım. Kendi kendime dedim ki şahane bir emeklilik yaşıyorum. Fevkalade dedim. Sonrasında
şey geldi, şehir şey tiyatroları. Hatta 2 yıl olmuştu ben emekli olalı. Emekliliği iade ederek tekrar memuriyete dönüş yapıp şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni oldum. Buyurunuz. O da beni seviyorla ilk beyaz perde tecrübesini yaşar. Ya işte. O da beni seviyor. Çok güzel film. Bu filmi çok beğenmiştim ben. Barış'ın filmi. Barış'ın filmi, evet. Evet, çok hoş bir filmdi. Barış Almanya'da yaşıyormuş şimdi. Evet, Almanya'da, Berlin'de. Buyurun. Onu İnşaat, Eyvah Eyvah, I Love You, Prensesin Uykusu gibi iz bırakmış filmler izler. Tabii bunlara Avrupa Yakası, Doktorlar, Yol Arkadaşım gibi diziler. Avrupa Yakası'nda ben yoktum. Doktorlarda da yoktum. İşte bunlar uyduruk. Evet. Onlarda ben yoktum ama sonrasında Jet Sosyete'de vardı. Evet. Demek ki karışmış. Evet. Ama tüm bu meşgul yılların temeli tiyatrodur. Nitekim bir sonraki büyük adım da tiyatroda gelecektir. Cunda da huzur içinde dizi çekerken bir gün telefonu çalar. Teklif İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'dir. Yani sanat dünyasının belki de en prestijli ve en tartışmalı koltuklarından biri. O güne kadar işin hep yaratıcı tarafında yer almayı tercih eden, yöneticilikten uzak duran Şamlıoğlu tamam der. Çünkü yaratıcı başka kişilerin hayatlarını kolaylaştırabileceğini, onların önünü açabileceğini düşünür. 29 Mayıs 2009'da göreve başlar. O makamdaki hemen her sanatçı gibi büyük bir hevesle girişir işe. Zaman zaman bürokrasi nedeniyle istediği noktaya gelemediğini düşünse de bir borç ödediği hissiyle çalışmaya devam eder. Ama 3. yılını doldurmaya hazırlandığı günlerde gelen yeni yönetmelik bardağı taşırır. Bu değişiklikle şehir tiyatrolarının idaresinin sanatçılardan alınıp bürokratlara teslim edildiğini söyleyerek istifa eder. Borcunu ödediğine inanarak kendi çalışmalarına geri döner. Ve açıkçası bu karar onun için verimli, bizim için keyifli, yepyeni bir dönemi başlatır. Öncelikle 1999'dan beri ilk kez oyuncu olarak sahnededir. 2013'teki Evaristo ona ödül de kazandıran güzel bir iş olur. Çeşitli özel tiyatrolarda yönetmenliğe de hız verir. Ama bu yeni dönemde aslan payını televizyon ve sinema alır. Bir erkeği canlandırdığı Onur Ünlü filmi... Ya çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bunu seyretmedim. Ay çok şeker. Filmin kendisi zaten çok güzel bir film. Sevdiğim. Yani ben de çok büyük keyifle oynadıydım. Seyretmedim, sevdiğim gibi. Aa, seyredin mutlaka. Buyurunuz. Dizilerse onsuz hiç çekilemiyor gibidir. Bunlar arasında Medcezir ve Jet Sosyete'deki rolleri sayesinde yeni kuşak da onu tanır. Bu popülerliği bir üst seviyeye taşıyansa hiç şüphesiz menajerimi ara olur. Şamlıoğlu orada canlandırdığı Peride'yi kendi sanat anlayışına benzetir bir röportajında. Ekibinin gizli eli gibi. Her sorundan sadece kendini değil, bütün ekibi de koruyarak çıkıyor. Bu kadar yıla, bu kadar işe ve bu kadar göz önündeliğe rağmen onu magazin sayfalarında pek görmeyiz. Zaman zaman özellikle politik ve toplumsal konularda sesini sosyal medyadan yükseltir. Ama onun dışında bir polemiğe, gerginliğe, atışmasına rastlamayız. Onu klasik bir magazin haberinde gördüğümüz belki de tek an bir fotoğraf çekimidir. Menajerimi ara için yapılan röportajdaki pozu nadir bulunan eserler kategorisi. Niye? Bilmiyorum. Niye? Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Yakın zamanda hem Yargı dizisinde hem de iki kişilik Hırgür adlı oyunda izleriz. 66 yaşında yüksek tempolu bir hayata devam eder hala. Ama o zaten hiç dinlenmeyenlerdendir. Her gün sonuna kadar çalışıp koşturur. Ama yoruldum diye şikayet etmez. Daha da önemlisi şikayet edenlere de kızar. Hele hele umudumu kaybediyorum cümlesi. Aa, çok sinirlenirim. Çok kızarım. Yani neyin umudunu kaybediyor ya da niye yoruluyorsun? Bana o kadar anlamsız geliyor ki. Yorgunluğumu anladığım tek bir an vardır. Bütün günü bitirip de artık yatacağım zaman evet. Evet, yani çünkü o zaman yatacaksınız artık. Yatacağım ya, o zaman anlarım. Hatta bazı böyle çok tempolu işte... Bir yandan diziyi çekiyorum, şehirler arası hareket halinde şeyi hiç unutmuyorum. Arkası Yarın olarak çekiliyordu. Pazartesi günleri gelirim çekime dedim. Bütün bölümümü beni oraya toplayın. Ankara'da pazartesi günü çekimi yapıyorum. Geliyorum Antalya'da Taziye'nin provasındayım.
Taziye'nin provasını bitirip çıkarttıktan sonra oyunu gündüz Taziye'yi oynuyorum. Gündüz geyiklerin provasındayım. Gece Taziye oynuyorum. Sonra atlıyorum Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da Sandalyeler oynuyorum aynı sezonda. Ve pazartesi günü sabah saat 7'de çekime giriyorum. Bütün bu temponun ortasında bir an olsun yoruldum demeden koştum. Ne oluyor hani bu kadar ağır tempoda giderken sadece durduğum anda böyle hani çok oynanmış bebekler vardır. Sistem ya. Karışıyor. Da bütün kolu bacağı da bir anda böyle her tarafımda oluyor. Sonra tekrar toparlanıyorum yeniden ertesi gün aynı koşu başlıyor. O yüzden ne umutsuz olmak ne yorgun olmak bütün bunlar insanın kendi yaşamında kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Anlamsız. Bırakacaksın. Bunlar ne? Ya burası karanlık. Tamam biliyorum. Burası karanlık. O zaman çevir kafanı bu tarafa. Bak ışık var orada. Niye bakmıyorsun? Çok karanlık Allah'ım yani. Yap. İnsan kendine bunu yapmamalı. Bazı ruhlar öyle ama. Karanlıktan besleniyor. Evet. Evet. Kesinlikle. Kurban psikolojisini seviyor. Karanlıktan besleniyor. Ve devamlı bundan şikayet edip ağlayarak gezecek. Ya yapma bunu. Bir de etrafına da kötülük yapıyorsun yani. Sadece kendine yapsan benim bir şey değil. Benim çok canım sıkıldı artık öyle insanlarla. Hiç. Buyurun. Ve onun hiç bitmeyen enerjisi ve kahkahası nerede izlersek izleyelim bize de umut verir. Ya canım. Ya. Hemen şımardım. Kahkahanız meşhur. Çok gülerim. Çok gülerim yani. O şey değil, elimde olmayan bir şey. Küçükken de babaannem şey yapardı. Ağzını o kadar kocaman açarak gülme. Nasıl güleceğim babaanne? Yapardı ve ben gene beygir kahkahalarıyla yerlere yatarım. Yani o bildim bileli öyleyim. Çok gülerim. Ne her şey bana çok komik gelir çünkü. Yani yaşamımda başıma gelenler de bana çok komik gelir. Yani en trajik şeyden bile komik bir yanını görürüm onu. Ve çok eğlenirim. Hatta bazen de insanlar bu kadar çok eğlenip gülmeyi anlamaz. Niye? O yani yaşama karşı bir başka tepki biçimidir o aynı zamanda. O beni koruyor. Tabii ki. Herkesin duvarları var. Evet. Ben onunla koruyorum canım kendimi. Elbette güleceğim. Ciddiye alıp da hiçbir şey için karaları bağlayamam. Ne güzel. Eğleneceğim. Eğleneceğim yani. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün bugüne kadar yaptığınız her röportajı, her türlü farklı yapılarda sunduğunuz her işi izliyorum. Hatta sizi ilk seyrettiğim çok uzun yıllar önceki... Popstar. Evet. Oralardan itibaren çok gönlümde sevgili bir başka yeriniz çok vardır. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Onun için çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Ben de. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.